Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğitim vadisinin 10. sınıf denemesinin matematik çözümlerini yapacağız. Denememiz öncelikle bir değerlendirirsek, denememiz orta ve kolay klasmandaki sorulardan oluşmuş. içinde güzel seçici sorularım da var, kolay dediğimiz soru, soru tipleri de var. Onun için güzel bir deneme diyebiliriz. Birinci soruyla başlayacak olursak, birinci soru arkadaşlar bir ee, seçme sorusu aslında. 5 katlı bir binam var. Biz 5 katlı bir bina çizelim. 5 katlı binaya demiş ki 3 kişiyi ben sıralayacağım. 5 katlı binayı yazdık. 3 kişiyi arkadaşlar bu binaya ben yerleştireceğim. 1, 2, 3 kişi. Ee, bir kata her biri farklı bir kata çıkacak şekilde kaç farklı e, şekilde katlara çıkabilirler demiş. Mesela ben bu bir arkadaşımı 5 tane kata gönderebilirim. İkinci arkadaşımı Başka bir kata göndereceğim için 4 tane farklı yere gönderebilirim. Diğerini arkadaşlar 3 farklı yere göndereceğimden dolayı 60 farklı şekilde ben sıralama yapabilirim. O da bana C seçeneğini verecektir. İkinci sorudayız arkadaşlar. Şekildeki 6 özdeş kare sarı, yeşil, mavi renklere boyanacaktır. Alt alta olan iki kare aynı renge boyanmayacak şekilde kaç farklı boyama yapabilir? Biz bu renkleri kaçar defa ya da hepsini en az bir defa kullanacağımız falan belli değil değil mi? Onun için arkadaşlar soruya şöyle başlayalım. Ben birinci kutucuğa 3 tane farklı renk yazabilirim. Sorun yok. İkinci kutucuğa yine 3 tane yazabilirim. Altındaki renk farklı olacağı için bir tanesini yazmamak zorundayım. Yani 2 tane renk yazacağım. Yine üstteki 3. kutucuğa ben 3 tane renk yazabilirken bir alttakine başka bir renk yazacağımdan dolayı 2 tane renk yazabilirim. En sondakine yine ben 3 tane farklı renk yazabilirim. İşte bu gördüklerimizin çarpımı bize tüm sonucu verecektir. Üstün çarpımı 27 geldi. Alt tarafın çarpımı 12 geldi. 27 ile 12 çarparsak arkadaşlar 324 seçeneğini bulacağız. O da bizi E şıkkına götürecektir. Üçüncü sorudayız. 4 kız, 4 erkek bir sırada oturacaklardır. Kızların yan yana olması şartıyla 8 kişi kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi 4 tane kızım ve 4 tane erkeğim var arkadaşlar. Bunları da bu şekilde sıralayalım. Şimdi biz bu kızları yan yana oturtacağız değil mi? Ben bunu bir tane durum sayacağım. Ve 4 tane erkeği de bağımsız durum olduğundan dolayı 5 faktöriyel gelecek. İşte bu kızların yan yana sıralanma durumu da 4 faktöriyel olduğu için bu da bana 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel verecektir. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Ankara'dan Eskişehir'e 3 farklı yol, Ankara'dan Konya'ya 2 farklı yol, Konya'dan Eskişehir'e 2 farklı yol vardır demiş. Buna göre Ankara'dan yola çıkan bir kişi kaç farklı şekilde Eskişehir'e gidebilir? Ben Ankara'dan nereye gitmek istiyorum arkadaşlar? Eskişehir'e. Arada hangi yolum var? Konya yolum var. Bunu çizelim. Şöyle bu yolların kaç farklı şekilde olduğuna bakalım. Misalen Ankara ile Konya arasında ben 2 tane yol görüyorum değil mi? Onları çizelim. Konya ile Eskişehir arasında yine 2 tane farklı yolum var. Onu çizelim bu şekilde. Sonra arkadaşlar Ankara'dan Eskişehir arasında ise 3 e, tane yolum var. Onu da dışarıdan bağımsız bir şekilde çizelim. Güzel. Biz Ankara'dan Eskişehir'e gitmek istiyoruz. Yazalım. Öncelikle ben Ankara'dan Eskişehir'e Konya üzeri gitmek istesem 2 çarpı 2'den 4 tane durumum var. D i̇çerideki durum dışarıdan bağımsız olduğu için ben 3 ile 4'ü topladığımda tüm durumu bulmuş olacağım. Yani bu da bana 7 tane durumu verecektir. Cevap B seçeneğidir. Beşinci sorudayız. Yukarıdaki çember üzerinde verilen altı nokta kullanılarak köşeleri verilen noktalara olan bir köşesi A olmayan kaç tane üçgen çizilebilir? Bakın arkadaşlar A olmayan demiş. O zaman biz şöyle diyeceğiz. Yani bizden aslında bunun A olmayanını istiyor. Biz tamamından, tamamı eksi istenmeyeni çıkaracağız. Yani köşesi A olan. Tamamı nedir? 6 tane durum var. 6'nın üçlüsü. Eksi. Bir köşesini A kabul edersen... Geri kalan 5 noktadan... ile ben üçgen çizebilirim. Yani şu bir köşesi A olan... E, üçgendir aslında. Öyle düşünelim. Tamam bunları yazabiliriz. 6'nın üçlüsü dediğimiz kavram... 6 çarpı 5 çarpı 4... 3 çarpı 2 çarpı 1 eksi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den. E, yukarısı arkadaşlar 20 geldi. Alt tarafta 10 olduğu için cevabımız 10'u verecektir. O da beni B seçeneğine götürecektir. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Ankara Şehir Hastanesi çocuk bölümünde çalışan 4 doktor 3 hemşire arasında 2 kişilik bir ekip seçilecektir. En az birinin doktor olduğu kaç farklı ekip seçilebilir? Şimdi bir tanesinin ben doktor olmasını istiyorum en az. Bunun bir tanesi hemşire olabilir ya da arkadaşlar iki doktor olabilir hiçbirisi hemşire olmayabilir. İşte iki tane durumu biz karşılaştıracağız. Unutmayın bu, e, bu birinci yazdığımız durumla ikinci yazdığımız durum birbirinden bağımsız olduğu için biz bunları bulup toplayacağız. Şunları da zaten çarpacağız. E, dört tane doktor vardı ben dört taneden bir tane doktor seçtim. Üç taneden bir tane hemşire seçtim artı. Dört taneden iki tane doktor seçip üç taneden hemşire seçmedim. 4'ün birlisi zaten 4 çarpı 3 artı. Bu da 4'ün ikilisi. Ee, şuraya yazalım hemen. 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 geldi. 6 çarpı 1. 12 ile de 6'yı toplarsak cevabımız 18 olarak bulunacak. O da beni C seçeneğine götürecektir. 7. sorudayız arkadaşlar. İçerisinde 5 yeşil 3 turuncu bilye bulunan bir torbadan aynı anda rengine bakılmaksızın 2 bilye seçiliyor. Seçilen bilgilerin ikisinde yeşil olma olasılığı. Kaç tane yeşil var burada? 5 tane yeşilim var. Ben e, önce olasılığı yazalım. P dediğimiz olay istenen bölü tümü. Şimdi 5 e, tane yeşilim var. 2 tanesini seçeceğim bölü tümü arkadaşlar. 8 taneden 2 tanesini seçeceğim. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1'den. Sadeleştirdiğimizde yukarı taraf 10 geldi. Alt taraf ise 28. Bunları da 2 ile sadeleştirirsek 5 bölü 14 olarak bulunur. O da E seçeneğidir. 8. sorudayız. Bir binom sorusu. İfadesini binom açılımındaki ortanca terimin kas kaçtır? Ortanca terim derken arkadaşlar şöyle diyeceksin. A artı B'nin eninci kuvveti ise bunun ortanca terimi n bölü 2. Yani R'sini ben n bölü 2 alarak bulabilirim. Önce gelin formülümü yazayım. Eğer ki ben A artı B'nin n'lisini biliyorsam bunun R artı birinci terim n'in R'lisi çarpı A üzeri n eksi R çarpı B üzeri R'dir. Bunu bilmem lazım. Bu formül üzerinden ben kurgulayacağım. Şöyle diyeceksiniz. 2n ya da n bölü 2 bana R'yi verecekse N'im zaten 8 bakın. Üstüm 8 olduğu için 8 bölü 2 eşittir 4 gelecek. Yani ben R'yi 4 alarak ortan getirim bulmuş olacağım aslında. Yapalım. 8'in dörtlüsü çarpı. Birinci ifadenin dördüncü kuvveti çarpı. ikinci terimin dördüncü kuvvetini alacağım. 8'in dörtlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı x üzeri 4 çarpı eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16 bölü x üzeri 4 olacaktır. x üzeri 4'leri sadeleştirdim. Şurada sadeleşenler var bakın 3 kere 2 6'lar gitti arkadaşlar sadeleştirdim 2 kaldı yukarısı 70 çarpı 16 bu da bana 1200 ee, kaçı verecektir Heh, 112 1120'yi verecektir cevabımız D seçeneğidir. 9. sorudayız 2 ee, tane küme verilmiş bana A ve B kümeleri Atlas öğretmen Yasemin'den her iki kümeden birer sayı seçmesini istiyor. Buna göre Yasemin'in seçtiği sayıların çarpımının pozitif olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar, önce olasılık dediğimiz kavram zaten istenen bölü tümüydü. Ben iki tane sayı seçeceğim üstten ve alttan ve bunların çarpımının pozitif olmasını istiyorum. Ben o zaman seçtiğim istenenimiz ya negatif ve negatif seçerim, değil mi? Ya da arkadaşlar ikisini de pozitif ve pozitif seçer. Ee, çarptığım zaman bunları pozitif sağlamış olurum. Tamam, öyle yapalım. Üste bir tane negatif sayım var bakın. P eşittir Birincisinin negatif olmasını istiyorsam birin birlisi çarpı. ikincisinin negatif olmasını istiyorsam üçün birlisi artı. Üstün pozitif olmasını istiyorsam üçün birlisi çarpı. Altın pozitif olmasını istiyorsam birin birlisi bölü. En alt tarafa geldiğimizde tümü dediğimiz kavram. Üstten ben bir tane sayı seçeceğim beşin birlisi. Alt taraftan da bir tane seçeceğim o da beşin birlisi. Yukarıyı bulursam 3 geldi. Diğer tarafta 3 geldi bölü. 25 olarak yazarsam arkadaşlar 6 bölü 25 çıkacaktır. O da beni B seçeneğine götürür. <laughs> 10. sorudayız arkadaşlar. Güzel bir soru gerçekten. Yani hataya açık bir soru. 40 kişilik sınıftaki öğrencilerin kan grupları incelenmiş. A RH pozitif, A RH pozitif ve B RH pozitif, A B RH pozitif olduğu saplanmıştır. Ayrıca bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kan grubunun 0 RH pozitif olma ihtimali en fazla. AB RH pozitif olma ihtimali en az demiş. Yani diğer ikisini ben arada olduğunu biliyorum. KL çap olduğuna göre. Şimdi bunların hepsi çapsa biz bunları ikiye böleceğiz değil mi? Kan gruplarına göre dağılımı dairesel grafikten hangisi olabilir demiş. Yani bizim için arkadaşlar 0 RH pozitifin aldığı değer ya da büyüklük daha fazla olurken AB RH pozitifin aldığı değerin çok çok küçük olması lazım. Bunları gelip yerleştirelim şimdi. Şimdi burası sıfır araç pozitif dediğimiz yer 144 ise burası 36 oldu. 108 ise arkadaşlar kalan yerimiz 72. Aynı mantıkla sıfır araç pozitif dediğimiz 30 diğeri 80 kaldı. Ee, aynı mantıkla şuraya ben sıfır araç pozitife e, diğer tarafa 60 diyeceğim. Buraya 110 dersem arkadaşlar diğerini 70 demek zorundayım. 120 ise buraya 60 diyeceğim. Bu arkadaşımıza 45 Sıfır araç pozitif yine ben 36 dersem diğerine de 105 demek zorundayım. Bunlar bu şekilde yazdıktan sonra e, baktığımızda bütün sanki değerlerin hepsinde değil mi? Hiç istisna da yok. Hepsinde arkadaşlar sıfır araç pozitif büyük, AB araç negatif, AB araç pozitif de en küçük olarak verilmiş. Hepsinde öyle ben evet ayrıntı yok. Şimdi şöyle bir durum var. Bunlar 40 kişilik bir sınıf 40 kişilik bir sınıfsa bunların hepsinin arkadaşlar verilen oranlara tam bölünmesi lazım. Örneğin bunların hepsi bir 36'nın katı deme bütün sayılar. Biz bunları bir k cinsinden yazmaya çalışırsak mesela 144'ü 36'ya bölersek 4k'dır. 36'ya bölersek 1 tane k, 36'ya bölersek 2k, 36'ya bölersek 3k. Bu bulduğumuz sayıların hepsi ne yapar arkadaşlar? 5k. 5k 40'ın katı olduğu için bu dengeyi sağlar. Sıkıntı yok. Dengeyi sağlamayan bir iki tane örnek bulalım. Bakın tekrar söylüyorum. Hepsi oranlı olmak zorunda. Ve bir de sen bunları yarım adam alamazsın. Hepsinin tam, çık hepsini tam sayı çıkmak zorunda. Onun için ben her birini 36'ya böldüm açılarımın. K, 2, 4K, 2K ve 3K çıktı toplam. Bütün açılarımızın toplamı 10K. 40'a bölünebildiği için burası oldu. Bir tane olmayanı yapalım. Hepsini denemeyelim. Zaten cevabımız A şıkkı muhtemelen. E, deneyelim misal. Burası 30, 80, 100. Bunların ortak bölündü yani 150, 30, 80 ve 100'ün ortak bölündüğü 15 var muhtemelen. Ben buraya 10 var pardon 15K diyeceğim. Buraya arkadaşlar 3K diyeceğim. Buraya 8K. Buraya da 10K dedim. Topla bunların hepsine bakarsak 36K mı yaptı? 36K 40, 40 sayısı 36'nın bir katı olmadığı için bu direkt olmaz. Yani büyüklük tut, büyüklüğün tutması önemli değil. Oradaki şartları da sağlaması önemli. Ee, örneğin şunu da yapalım. Hadi bir tane daha örnek yapalım. 45, 135, 120 ve 60'ın katı 15'tir. 15'e bölersek 3 keder gelir. 15'e bölersek arkadaşlar 9K. 15'e bölersem 4K. 15'e bölersem de buradan 8K gelir. Bunların hepsini topladığımızda 24K yapar. 24K sayısı yine 40'ın bir katı olmadığı için bunu da alamazsınız. Yani cevabımız sadece A seçeneğidir. 11. sorudayız. Bildiğin parka giden Ahmet 3 sıra halinde bağlanmış balonları alttaki balonu vurmadan üsttekini vurmayacak şekilde e, böyle bir atış yapıyor. Böyle atış yaptığında balonlarda kaç farklı şekilde patlatabilir demiş. Bu aslında tekrar permütasyon sorusu. Yani biz bunlara hepsini aynı harf verdiğimi üçlük A, A, B, 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 C, C, C bunlardan kaç tane harf oluşturabiliriz sorusudur. Toplam kaç tane tekrarlı permütasyona bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 faktöriyel bölü özdeş olanları kendisine bölersek arkadaşlar cevabı çıkarmış olacağız. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölüm. Alt tarafta 6 çarpı 2 çarpı 3 faktöriyel olduğu gibi yazarsak bunları sadeleştireceğiz. 6'lar da sadeleşti. 8'i 2'ye bölersek 4 kaldı. Bunları ise çarptığımızda cevabımız 560 olarak bulunacaktır. O da E seçeneğidir. 12. sorudayız. Sorun yine kapalı bir tekrarlı permütasyon sorusu aslında. Yani ona benzer bir soru. Bir lokantanın sipariş listesini mutfakta yaptıran bir garson siparişleri teker teker dağıtacaktır. 3 numaralı masanın siparişi ilk sırada gidecek şekilde kaç farklı şekilde verilebilir? Şimdi şöyle diyeceksiniz arkadaşlar. 3 numara. Diğerlerini bilmiyoruz. 1 ve 2 diyelim. Onlara ne gideceğini bilmiyoruz. İlk sıradaki arkadaşımız kıymalı pide alacak. Kıymalı pide. İkinci sıradaki arkadaşımız Adana alacak ve kıymalı pide alacak. Diğer arkadaşlar İskender alacak ve lahmacun alacak. Şimdi ben bunu önce vereceğim. Bu kesin verildi değil mi? Başka bir ihtimalim yok. Bir tane zaten siparişimi verdim. Geri kalan siparişleri ben 4 tane olduğu için arkadaşlar 4 faktör şeklinde verebilirim. Bir sıkıntı yok. Yani istediğimi istediğim zaman vereceğimden dolayı biz bunları bu şekilde rahat bir şekilde dağıtabiliriz. O da beni 24'e götürecektir. Cevabımız B seçeneğidir. 13. sorudayız. Fonksiyon çeşitlerinin anlatımı ile ilgili bir soru. F ve G fonksiyonları aşağıdaki Venn şemasına gösterilmiştir. A, B, C olarak yazılmış. Hangileri yanlıştır diyor. F fonksiyonu birebirdir. Birebir fonksiyon arkadaşlar adam 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 adama gitmesiydi. Yani her bir eleman, her bir tanım kümesindeki elemanın farklı bir görüntüsünün olmasıydı. Burada baktığımızda A'nın 1 var, B'nin 3 var, C'nin 2 var. Bu doğru sorun yok f içine fonksiyondur. İçine fonksiyonsa görüntü değer kümesinde açıkta eleman kalması. Hemen notlarımızı yazalım buraya. Açıkta eleman kalması 4 kalmış değil mi? Demek ki bu da içine fonksiyondur. Sorun yok. G kümes G fonksiyonu içine nedir? Yine bakın G fonksiyonu burası bakın B'den C'ye giderken içinde iki tane açıkta eleman kaldığı için doğrudur g fonksiyonu sabittir demiş. Hepsi bakın x'te toplanmış arkadaşlar. Sabit fonksiyon neydi? Her birinin sabit bir yerde toplanmasıydı. Burası da doğru. g fonksiyonu birebirdir demiş. g fonksiyonu birebir olması için her birinin adam adama markajlanması lazımdı. Yani bu yanlış bir cevap. Cevabımız E şıkkıdır. F e, 14. sorudayız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 rakamları kullanarak A B şeklinde yani binom ya da kombinasyon şeklinde kaç farklı kombine edilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar buradan biz başlayalım. Şuraya üstte yani şunun A büyük B olması lazım. Şartı mı? Eşit de olabilir tabi. A büyük eşit bir olacak. Önce altılarla yazalım. Altının altılısıyla başlayabilirsin. Sonra arkadaşlar altının 5'lisi yazabilirsin. Sonra altının 4'lüsü yazabilirsin. Bu şekilde gidersin. En sonunda altının 1'lisi yazarsın. 6'larla toplam 6 tane ifade yazabildik. Sonra arkadaşlar 5'in 5'lisiyle başlarsın. Aynı zamanda 5'in 4'lüsüyle devam edersin. Ve en son 5'in 1'lisiyle bitirip 5 tane sayı yazabilirsin. Daha sonra 4'ün 4'lüsüyle başlarsın. 4'ün 3'lüsü dersin. En son buradan 4'ün 1'lisiyle bitirirsin ve 4 tane yazarsın. Böyle böyle devam edersin. En son da 2'nin 2'lisi, 2'nin 1'i virgül gelecek doğruya. 2 tane yazdık. Tabi burada bir de 3 vardı. Buraya da arkadaşlar 2 geldi. En son 1'in 1'i biri yazarsın. Buradan da bir tane geldi. Bunların farklı toplamlarını istemişti. Bunların hepsini topladığımızda olay bitecektir. Kaç tane geldi? 6 tane var. 6 çarpı 7 bölü 2'den. n çarpı n artı 1'di. Teker teker toplayabilirsin. 21 tane durum mevcuttur. O da beni B seçeneğine götürecektir. 15. sorudayız arkadaşlar. Ben de denemeyi iki kısım olarak çözmeyi planladım. Bu birinci kısmımızın son sorusu. Diğer 15 soruyu da farklı bir videoda anlatacağım. Ee, soruyla başlayalım o halde. Eksi 3 ile 5 aralığında kapalı aralığında A çizilmiştir. Görüntü kümesinin alabileceği görüntü kümesi bizim için arkadaşlar Y ekseninin aldığı değerler. Aldığı değerler diyelim. Y ekseninin aldığı değerler bunlar değil mi? Güzel. Görüntü kümesi dediğimiz kısım. Eksi 2 ile 4 arasında ikisi de kapalı. Bunların kaç tane değeri vardır? Toplamda 7 tane değeri vardır. İkisi de dahil olan cevabımız C seçeneğidir. Birinci kısım bitirdik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci kısımda devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.